Evet, sevgili dostlar sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuz hepiniz hoş geldiniz. Bir son dakika gelişmesiyle açılışı yapmak istiyorum arkadaşlar. Evet Fenerbahçe ligi bitirdi. Ahmet Çalık sezonu sona erdi ve artık yeni sezonun transfer çalışmaları başladı. An itibariyle kanalımızda da duyumlar hat safhaya çıkmış bulunuyor. Kanalımıza üyelik düşünüyorsanız tam zamanı benden uyarması. Dimitris Pelkas gidiyor. O isim geliyor haberiyle başlayalım. Fenerbahçe'nin Yunan yıldız futbolcusu Dimitris Pelkas'ın takımdan ayrılacağı. Hatta Pelkas'la ilgili bakın dikkat edin benim daha önce verdiğim fiyatlar da ortaya atılacak gibi geliyor. Pelkas'ın ayrılacağı yerine de al Ahli forması giyen Muhammed Maqdis Makti Afsan'ın geleceği iddia edilmiş. Şimdi Fenerbahçe'de Pelkas macerası sona eriyor diyor. 2020-21 sezonu başında 2.2 milyon euroya transfer edildi. Yunan futbolcu Erol Bulut'a müthiş bir çıkış yakaladı. Ve geçen sezon Sarı Lacivertler adına takımın en önemli isimlerinden biri oldu. Geçen sezon demeyelim artık 2 sezon öncesi oluyor. Ve 2021-22 sezonunda ise şanssızlıklar, sakatlıklar, ne bileyim aksilikler bir türlü yakasını bırakmadı. Mükemmel bir hazırlık dönemi geçirirken arkadaşlar bak birçoğunuz belki unutmuşsunuzdur. Hani beni aklımda kaldığınca söylüyorum. Şahane bir hazırlık dönemi geçirdi. Leplebi gibi goller atıyordu. birden Birdenbire sakatlandı. Ve şimdi Fenerbahçe sezon başında ciddi teklifler almıştı. Hatta 7 milyon euro direkt teklif vardı. Ben yalvardım satın diye ama satılmamıştım. Takımda tutulmuştu. 12 istiyoruz, 12 istiyoruz diye. Bu sezonda yaşadığı sakatlıklar, form düşüklüğü. Bakalım bizi nereye itecek. Şimdi sözleşmesinin de son senesine girecek Pelkas. Bonservis geliri kazanmak istiyoruz. Başta Bologna olmak üzere birçok futbol takımında, radarında 28 yaşına da geldi Pelkas. Pelkas'ın yerine iddia edilen isim Mısır basınından sürpriz bir isim ortaya atılmış. O Muhammed Magdi Afsa Fenerbahçe resmi teklifini iletmiş arkadaşlar. E futbolcunun profili önümde. 2,5 milyon euro piyasa değeri var. 26 yaşında Mısırlı 1,68 boyunda orta saha. Mısır milli takımının 18 kez formasını giymiş 5 golü var. Hani 2,5 milyon euro piyasa değeri var. Mesela Mustafa Muhammed'i de çok dalga geçtiler. İşte Mısır ülkesinden futbolcu alınır diye. 28 maça çıkmış. 7 gol 5 asisti var. 1977 dakikada. Yani 22-23 maçta 22,5 maçta 7 gol 5 asist. Mısır ligi gibi birlikte. Hani Mısır milli takımda da oynuyor. izlenip araştırılabilecek isim. Model düşürmek için hocam şey model yükseltelim diye satıyorsak hani elkas satalım model yükseltelim diye. Vallahi arabada da benzer oluyor. Ben model yükseltmek için alıyorsun. Daha çok sanayicilere cebini yükseltiyorsun. Ee, ne diyor? 26 yaşındaki Mısırlı futbolcu için satın alma opsiyonunu kiralama teklifi yaptığı kaydedildi. Hocası tarafından bir süredir kadroda tercih edilmiyormuş. Kulüpten kopma noktasına gelmiş. Ee, uykum geldi. Bu tip yalan şey normal haberlerden. Benim bilgim yok arkadaşlar. Ben size başka bir bomba vereceğim. Shakhtar Donetsk'ten Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe Shakhtar Fenerbahçe, Donetsk'in yıldızı, yıldız forveti Lassine Traore ile anlaşma sağladı. Etiketi alabilir miyim? Şuraya. Yok, şu tarafa. Forvet transferi birçok ismi takibi alan ve girişimlerde bulunan Fenerbahçe sürpriz bir isme imza attırabilir. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması sonrası bu ülkedeki futbol durmuştu. Ukrayna ekiplerinden yabancı oyuncuların birçoğu başka takımlara ya satıldı ya da kiralandı. Ülke basınında ve Afrika'dan birçok kaynakta yer alan iddiaya göre. Bakın hem Ukrayna basın hem Afrika. Fenerbahçe'de böyle bir transfere imza atmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe'nin Shakhtar Donetsk'in Burkino Fasolu golcüsü Lassine Traore'yi renklerine bağlayacağı öne sürüldü. Şimdi satın alma opsiyonuyla kiralanması için her konuda anlaşmaya vardı diyor. Satın alma opsiyonuyla kiralama. Bu konuda ayrışıyoruz işte. Burada yollarımız ayrılıyor. Satın alma opsiyonunu kiralamada anlaşamadık. Açık söyleyeyim. Satın alma opsiyonlu kiralama da anlaşamadık. Sadece kiralık olarak istiyorsanız 15 dakika sonra açıklayalım. Resmi isteden açıklayalım 15 dakika sonra. Sadece kiralık olarak. Yani bendeki duyumlar bu şekilde. O yüzden bu transfer zor keşke olsa. Keşke olsa. Yani tam aradığımız forvet. Tipi kayık, golcü, genç, potansiyelli. Aslında Fenerbahçe'nin büyük bir hatası var. Nedir o hata biliyor musunuz? Fenerbahçe'nin hatası şu. Shakhtar Donetsk diyecek ki, "Kardeşim madem sen oynatamıyorsun. Okey, gel seninle bir anlaşma yapalım. Senin futbolcularını bana ver. Anlaşma yapalım bak. Senin futbolcularını bana ver. Mesela Traore. Satışta %51 Söz hakkı sana, senin olsun ya da %60 senin olsun, %70 senin olsun, %60 diyelim. Kaça satıldı? %60'ı senin, yüzde %40'ı benim. Ben bonservis vermemiş olurum. Ben kadromu yıldızlaştırmış olurum. Ben ligde şampiyonluk için favori olmuş olurum. Sen de kazanmış olursun. Win-win. Bu var. Marlon var bak stoper. Değil mi orta sahada bir tane yaratık vardı kanattan. Eğer Ukrayna Ligi oynanmayacaksa hiç başka transfere gerek yok. Böyle böyle anlaşma yap. Lan 4 tane 3 tane futbolcu. Emin ol Shakhtar transferde bunları 40'tan satar. 40 40 40 120'ye satsa yani 120'ye satsa sana %40'ını verecek. Minimum 40-45 milyon. Yani 50 milyon euroya yakın bir para. Kötü mü olur? Bedava futbolcu alıp 50'ye falan ben bu dediğimi unutmamanızı tavsiye ederim. Belki de subliminal duyum veriyorumdur. Bilemem. Hani ben diyeceğimi diyeyim de. Subliminal mi? Lupliminal mi? Ee, kriminal mi? Ona siz karar verin. Ama bu dediğimi unutmayın arkadaşlar. Tamam mı? Fenerbahçe el sıkıştı falan filan diyor ama asla astarı yok. 16 yaşındayken Ajax'ın Güney Afrika'daki takımı Ajax CT'ye transfer olur. Bakın Ajax'ın Güney Afrika takımı. Bundan bize de lazım. Başarılı oyuncu buradaki üst düzey performanslarından 2019'da Hollanda 2000'in altyapısına geliyor. Bu sezon başında 10 milyon euroya şartlara gidiyor. Bak 10 milyon euroya almışlar. Ukrayna macerası müthiş başlıyor. 14 maçta 9 kez ağları sarsıyor. 28 Eylül'de büyük bir şanssızlık dizinden sakatlanıyor. Ta Haziran'da çalışmalara başlayabilecek. Şimdi arkadaşlar ağlayanın malı gülene fayda etmez. Bak birçok takım Hani Brezilya'da şey Rusya'da Ukrayna'daki savaşı görüyor. Diyor ki ulan çökelim. Çökelim. Ne bulduk kar. Hani bunlarda bu var. Düşene bir, tekme de bunlar vuruyor. Ama bizim takımlarda bu ahlak yok. Şimdilik yok. Belki de ileride olacaktır. Ben bizim takımdakilerin en azından bunu seviyorum. Mesela Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş bir de gidip adamlarla yardım maçı yapıyorlar. Değil mi? bir de gidip yardım maçı yapıyorlar. Bu bağlamda bakınca ben gerçekten yani Türk takımlarına gerçekten takdir, yani takdir ediyorum. Büyük bir hareket. Gerçekten büyük bir hareket. Herkesin yapamayacağı bir hareket. Hani aklınıza dursun. De Hocam biz niye çekmiyoruz? Millet alıyor. Biz salak mıyız falan demeyin diye açıkladım. Yanlış anlaşılmasın. Ve dediğim gibi ben boşuna haybeden konuşmuyorum. Aklınızda bulunsun. Şimdi ben bunu derken hatırlarsanız benim bir önerim vardı. Hani Ukrayna Ligi oynanamıyordu ya. Benim bir önerim vardı. Habere bakın. Ukrayna'daki futbol kulüplerinin ligin akıbeti için bir araya gelecekleri belirtildi. Shakhtar Donetsk, Dinamo Kiev ve Dnipro'nun ise maçları Türkiye'de oynamak istediği ifade edildi. Rusya'nla yaşanan çatışmaların ardından iptal edilen Ukrayna Ligi gelecek sezonki akıbetini bekliyor. Ukrayna ekiplerinin gelecek sezon kararı için kısa süre içerisinde toplantı yapacağı belirtilirken Maçları Türkiye'de oynamanın da masadaki konulardan biri olduğu ifade edildi. Arkadaşlar, Mustafa Hoca boşuna konuşmuyordu. Yani şimdi bir şey söyleyeceğim. Bizim ligin kalitesine sıfırın altında. Bizim ligi ne izlettiriyor? Mesut Özil. Hani Güney Kore pazarındaki Minji değil mi? Nagatomo falan vardı. Beşiktaş piyaniçi falan getirdi. Etti. Baş iyi falan getirdi. Hani Galatasaray Romenleri getirdi. Suriye'den falan topçu getirdi. Şey Mısır'dan topçu getirdi. Hani bütün Suriyeliler e, şey Mısırlılar izlemeye falan başladı. Hani öyle böyle. İşte Fenerbahçe mesela e, Mesut Özil getirdi. Dünyada yankı uyandırdı. Öyle izlemeye falan başladı. Peki ligimizde aynı anda aynı sezonda hem Türk takımlarının hem Ukrayna takımlarının maçları olsa hem Türk ligi hem Ukrayna ligi hem Türk Ligi hem Ukrayna Ligi BN Sports'ta olsa yayın gelirleri de ortak dağıtılacak olsa alamında bu sakal olsa sadece soruyorum arkadaşlar kötü bir para mı gelir mesela Ukrayna takımları sayesinde bizimkiler acaba çok çok yüksek bedel alamazlar mı yani iki lig tek yayıncı Allah aklınızın bir köşesinde bulunsun. Ben sadece öneride bulunuyorum. Yani bir Kayserli olarak ticarete azıcık yani bir 5-10 gram aklı ticarete çalışan birisi olarak öneride bulunuyorum sadece. Ve bu önerime de kulak verirler inşallah. Hani lig için seçenekler var. Gelecek yıla kadar durması, sonbaharda yurt dışında ülkede maçlar oynamak falan filan. Yoksa başka türlü sıkıntı. Bak Polonya ile Türkiye ön plana çıkmış. Yani Polonya'ya gerek yok. Türkiye'deki tesisler çok iyi. Buraya da futbolcular daha kolay gelir. Yani ekonomik durumları sıkıntı şu an için. Ama emin olun Ukrayna bu savaş mağduru durumdayken alıcısı da çıkar. Hatta benim korkum ne biliyor musunuz? Benim tek bir korkum var. Lan bizim yöneticilerden birileri çıkıp da yani e, idarecilerden, futbol idarecilerden biri. Gelin sizi de ligi alalım. Biz 24-30 takımlı liglere alışkınız falan demez inşallah diye. Neyse bu dediğim askıda kalsın. Sonra konuşuruz. Fenerbahçe'nin yıldızlarına teklif yağıyor. Şimdi burada bu haberde arkadaşlar sıra sıra futbolcuların isminden bahsetmiş. Hani Avrupa kıtası dışında çok teklifler varmış. İşte o isimler diyor. Direkt ona geçiyorum. Bir Mert Hakan Yandaş. Zenit'ten resmi teklif 5 milyon euroyu gözden çıkardı. Yönetim yetersiz buldu diyor. Külliyen yalan. İtalyanlar, Almanlar istiyor. Yönetim 7 milyon euro istiyor. Eğer konuşulsa 7'ye anlaşılır. Bir. Yani Mert Hakan Yandaş'ın önünde bir 7 milyon euroluk bir şey var. Anlatabiliyor muyum? Ona şu Türk kuralı değişecek. Kim Minji, Napoli, Tottenham, e Evet ciddi şekilde istekliler. 23 milyon euro olarak fiyat belli. Getiren alır. Getirmeyen almaz. Atilla Salahi. Atilla Salahi bir dönemlik 15 günlük 3 aylık değil uzun süredir izleniliyor. Chelsea'nin Napoli'nin tabii ki takibinde olan bir futbolcu. Şu ana kadar kulübe ulaşan resmi teklif yoktu ama ben 13 milyon eurodan eminim. yani Menajerler aracılığıyla ilgi var diyor. O sahi İskoç kulübü Rangers transfer hedefinde Rangers sezon başında 3,5 milyon euro teklifte bulunmuştu. Ee, sene sene başında 3,5 milyon euro demişlerdi. Şimdi herhalde hatalarını anlamışlardır. Ee, Premier Lig'den iki kulüp özellikle Everton takımı çok istekli. Bakalım ne olacak? Lig'de kalmayı da garanti eder. Valencia Meksika'dan iki kulüp Valencia'yı ciddi şekilde istiyor. Ee, ama Bunların sıkıntısı da bunlar bonservis vermek istemiyor. Tek sıkıntı bu. Eğer bonservis verirlerse 2.5-3 bandına neden olmasın. Altay Bayındır. Yaklaşık bir yıldır Ayaks'ın göz hapsinde. Doğru. Ee, o meşhur kalecilere gideceği için bir şeyler düşünüyorlar. Altay için de 15 milyon euro falan herhalde gelirse satılır. Crespo. Miguel Crespo. Atletico Madrid'de adı ciddi ciddi anılıyor. 15 milyon euroluk teklif yapılacağını belirtiyor İspanyol basını. Veda'ya yakın diyor. Diego Rossi. E, Brezilya basında adı sık sık geçiyor transfer gündeminde. Henüz resmi teklifi yok diyor ama 5 milyon euro ile 12 milyon euro arasında değişen tekliflerin gelmesini bekliyoruz. Hatta 12 milyon euroluk bir teklifi ciddi ciddi bekliyoruz. Bakalım olacak mı olmayacak mı? Luis Gustavo. Gustavo'nun aslında Arap Yarımadası'ndan çok güzel talipleri var. Hatta devre arasında 4 milyon euroluk bir talip vardı. Ama gitmek istemedi. Umarım yaza ikna olur. Zayt. Zayt da bu sezonki performans sonrasında çok çok teklifler aldım. Arkadaşlar son dönemde düşüşe geçti. Evet ben de farkındayım. Ama elin gavuru der ki ulan ilgi çok. Buna teklif çok. İlgi kafasını karıştırdı. Elin gavuru pozitif bakar. Çünkü Poliyan'la oralı. İnşallah öyle bakarlar. Ulstiti de istiyor bu arada. Valla Zayt için 5.5-7 arası. Mert Hakan için 5.5-7 arası. Ben okey derim ha. Yanlış anlamayın. Bir sürü futbolcu bulurum oraya. Fenerbahçe'de forvet ve stoper harekatı. Bakalım neymiş. Transfer çalışmaları, nokta atışı, forvet, stoper. Ortaya atılan son isim Martin Braithwaite olmuş. Bunu da konuştuk değil mi biz geçen gün? MHYB'de. Barcelona değil mi? Yaşlı. 5 Haziran 91 doğumlu 30 yaşında. Danimarkalı 1.77. 56 Danimarka milli maçı 10 gol 7.5 milyon euro piyasa değeri. Ee, Barcelona 18'e almış. 2020'de Leganes'ten 5 maçta 2 gol, 1 asisti var. 248 dakika. O gün söylediğimin aynısını tekrar ediyorum. Geçiniz. Bize Leplebici lazım. Bize Leplebici'nin çırağı değil. Evet, Barcelona'yı elden çıkarmak istiyor. Başkanımız da Barcelona başkanıyla kanka zaten. Hani Valencia ve İtalyan ekiplerinden bazı istiyormuş. Ay uykum geldi. Portekiz basını da Fenerbahçe Abdül Mu'min için e, görüşme yapacak diyor. Görüşmelere başladığını söylüyor Abdül Mu'min için. Ben bu elemanı da bir hatırlayayım. İsim çok olunca arkadaşlar transfer markada da bakıyorum arada sırada. Ha tamam. Kanalı bu 23 yaşındaki şeyli Vitoria Guimares'ti. Vallahi bu elemanı bilmiyorum ya. Bu elemana çok bilgi alaka var diyorlar ama Menajer uydurması mı değil mi? Onu çözemedim. İzleyen varsa yorum yaparsa sevinirim. Monaco ve Lille devrede diyor. Ben zannetmiyorum ya bu arkadaşım. Mesela Samuel Umtiti haberi de var. Onu da konuşalım. Samuel Umtiti için Türkiye iddiası. Şimdi dikkatli takipçilerim şunu soracaktır. Kışındı herhalde ya. Umtiti'ne ilgili bir duyum ortaya atıldı. Dediler ki işte Fenerbahçe ilgileniyor. Dedim ki bir şartla alabiliriz. Nedir hocam o şart? Kim satarsak şimdi devre arasında ihtimal var. Satmazsak yok. Peki hocam kim satacak mıyız? Yok. Şimdi satmayacağız dedim. Hocam o zaman Umtiti'nin yazın gelme ihtimali var mı? Yok. O zaman nasıl olacak? Yok arkadaşlar şimdilik yok. Ama Umtiti Sözleşme uzattı sanırım yanlış bilmiyorsam ama ona rağmen tutunamamış. Ve menajeri Türk kulüplerini önermeyi sürdürüyor. Yani Barcelona'da da yazın çok ciddi radikal kararlar alınacak sanırım. Güncel piyasa dedi 2 milyon euroya kadar düşmüş. Yaş 28. Ha denenebilir mi? Olabilir. Çünkü bu adam 70 milyon euroları görmüş. Çok değil 4 sene önce bu kadar da düşemez yani 25 milyon euro alınmış etmiş ama benim bildiğim Barcelona bunu oynayabileceği bir kulübe kiralar. Orada tekrar canlandırır. Sonra da bir takıma şey yapar, satar. Kesin gönderme kararı menajer Arturo Carnales Fenerbahçe'ye, Galatasaray'a, Beşiktaş'a, Trabzonspor'la önermiş, temas kurmuş. Bizdiler önerme sebebini söyleyeyim. 4 milyon euro arkadaşlar. Bilmiyorum Beşiktaş'a Galatasaray'a ne çekti ama bizim Türk kulüplerinin önermesinin sebebi 5 milyon euro. Şey 3 milyon ila 5 milyon euro arası. Bakalım ne olacak. İyi para. Ama yani 4 büyük kulübün 4'üne de savunmacı lazım mı? Bence lazım. Fakat Umtiti'yi ben beklemiyorum arkadaşlar. Evet uzun lafın kısası şurayı bir toparlayalım. Yine 20 dakika olmuş. Hakkınızı helal edin. Lassina Travure dediğim gibi sadece kiralık olarak bugün 15 dakikaya getiririm. Ama satın alma opsiyonu yanaşmıyorlar. Pelkas Ben Pelkas'ın gitme ihtimali yüksek görüyorum ama kalma ihtimali de azım sanmayacak kadar var. Muhammed Magdi Afsa ilk defa duydum. Bakalım yani sizin vasıtanızı sormuş olayım. Duyum kaynağı bir şeyler varsa iyi dersen sevinirim. Mert Hakan Yandaş kim anlattım. Kaça gidebilirler diye. Atilla Salahi, Usai, Valencia, Altay Bayındır'a değindik. Crespo Rossi, Gustavo Zayt'sa değindik. Breitveit doğru değil. Abdulmumin şu an için doğru değil. Umteti doğru değil. Ukrayna takımları ligi yani Türkiye'de maçlarını yapabilirler. Hiçbir engel yok. Onu da söyleyeyim. Mbappe 2025'e kadar sözleşme imzalamış. Hayvan gibi şeyden bahsediyorlar. Hocam Ali Koç Efes gitmiş for, e, Final Four'da kazanmış. Tebrik ediyoruz Euroleague kupasını kazanmışlar. Keşke bunu yaparken ülke menfaatlerine aykırı hareket etmeselerdi. De, biz de destekleseydik. Yani üzülüyorum. Ama Avrupa'da basketbol NBA tarzına dönüşmüş. Kısalar kadar başarılı oluyormuş takımlar. Larkin Miçic <laughs> bu ikiliyle 4 senedir kazanıyor diyor. Yani biz her sezon en iyilerimiz NBA'ye kaptadık. 3 senedir sabit kadro kalıyor demiş. Görüşen bilgi işte Mesut Özil'i aldığım duyumlar dahilinde Ali Koç kadro dışı bıraktı diyor. İsmail Kartal'ın öyle bir raporu yok diyor. Zaten İsmail Kartal da bunu açıklamıştı. Ve Mustafa Hoca yine bildi etiketine yine verelim. Herkesin bu hafta açıklanıyor. Bu hafta affediliyorlar. Derbi de varlar. Yoklar. Şunlar bunlar dediği dönemde Mustafa Hoca sezon bitene kadar affedilmeyecekler demişti. Yani sezon öyle tamamlanacak demişti. Umarım hangi kanalda olduğunuzun farkındasınızdır. Teşekkürlerimi sunuyorum ben bu kanala destekleriniz için arkadaşlar. Yani sizler olmasanız bu kanal büyümez de uzamaz da yani uzamaz da kısalmaz da aynı kalır. Desteklerinizle de buradayız. Çok teşekkür ederim. sunuyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bu kadar.